Herkese merhabalar. Bugün de sizlere Samsung Galaxy S9i Sport Bluetooth kulaklık, kutu açımı ve incelemesi, bundan biraz bahsedeceğiz. Özellikle Bluetooth kulaklık alırken nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Bundan biraz bahsedeceğiz. Bu Bluetooth kulaklığın renklerine baktığımızda şu anda piyasada dünya genelinde kırmızı, beyaz, siyah 3 rengi bulunmakta. Özellikle günlük kıyafetlere göre kıyaslamasını yaparsak siyah tabii ki daha çok tercih edilenler arasında birinci sırayı çekmekte. Kutu açılımına baktığımızda içerisinden bir adet USB kablo bizim çok dikkatimizi çekti. Bunun içine başlık koymamışlar. Yani bunu herhangi bir güç kaynağına takacağız ya da bilgisayardan ya da normal bir başlık takıp o şekilde kullanacağız. İçinden başka bir de yakaya takacak, yakada tutacak. Gerçi boyuna takıyoruz ama bazı kullanıcılar araba kullanırken veyahut da normal ofiste, ev, iş ortamlarında bu mandal sayesinde bu Bluetooth kulaklığın düşmemesini sağlayacaklar. Baktığımızda şöyle hafif, gerçekten hafif diye bizim çok hoşumuza gitti. Sonuçta bunu boyunda taşıyacağız. Boyunda taşıdığımız için hafif olması bizim için daha sağlıklı olacaktır. Sonuçta yani 12 saat ayakta durduğumuzu düşünsek veyahut da 12 saat çalıştığımızı düşünürsek gerçekten de 12 saat boyunca bunu boynumuzda tutmamız bazen yorucu olabilir. Ağırlığı o yüzden önemli. Girişlere baktığımızda kulaklığı iPhone 5'ten sonra yapılan kulaklıkların aynısı birebir. Biliyorsun Samsung telefon kutuklarına baktığımızda böyle kulaklıklar çıkmıyor. Daha geniş, hatta pedli, yumuşaklı modellerden çıkıyor. Tabii çoğu kullanıcılar bunu değiştirebiliyor, bu kulaklıkları, çünkü her kulağa uyum sağlamıyor. Ya bunun güzel yanı, içindeki pislikler daha rahat, hızlı bir şekilde temizlenebiliyor. Yani burada sonuçta farklı farklı ortamlarda bu Bluetooth kulaklıklar kullanıldığı için bunun güzel bir yanı, çift kulakla böyle yakaya, boyuna bu şekilde sarıyorsunuz. Şöyle boyuna sarıldığında rahatlıkla kullanabiliyor. Bu kulaklık çoğunlukla tüm Bluetooth'lu telefonlarla uyumlu. Yani bunun en önemli özelliğinden bahsetmek istiyorum. Gürültü azaltma. Gürültülü ortamlarda bile net konuşmalar yapabiliyorsunuz. Biz bunun testini yaptık. Özellikle trafikte araç kullanırken gerçekten karşı taraftaki ses kalitesine baktığımızda bizim sesimiz karşı tarafa o kadar kaliteli bir şekilde gidiyor ki, gürültülü bir ortam, trafik ortamını az çok düşünün. Veyahut da bir fabrika ortamı. Biz trafik ortamında test ettik. Gerçekten çok başarılı. Ayrıca bu Bluetooth kulaklık kablosuz kulaklık, etrafında gürültüyü en aza indiriyor ve güzel bir ses ortamı sağlıyor. Gerçekten bu da bizim çok hoşumuza gitti. Spor severler için özellikle en önemli özelliği, ter geçirmez tasarımı sayesinde rahatlıkla sporunuzu yapabiliyorsunuz. Girişler bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Ve bunun böyle olması tabii spor, özellikle yürüyüş veyahut da koşu, hem konuşma hem de koşu yapma, tabii herkesin iki işi aynı anda yapacağı gibi söylenemez ama bunu da kulaklıklar sayesinde hem şarkı söyler gibi konuşabiliyorsunuz. Bunun güzel yanı hafif ve pratik olması bizim daha çok hoşumuza gitti bu. Ofis ortamında, evde, her yerde rahatlıkla, yani spor yapanlara bakıldığında şu ter kir tutmama olayı bizim hoşumuza gitti. Frekans aralığına baktığımızda 2,4 GHz. Yani Bluetooth versiyonu V4.0 artı EDR'si var. Onu da bulun, bir şey yapalım. İletişim mesafesine baktığımızda 10 metreye kadar, yani açık alan için, açık alanda 10 metreye kadar rahatlıkla konuşabiliyorsunuz. Çalışma gerilimine baktığımızda 3,6 volt. Bu şarj soket, şarj girişini de şöyle göstereyim. Aynı cep telefonlarında mikro girişli. Aynı bu şekilde takıyoruz. Yani bu gücünü, güç herhangi bir güç kaynağı bulduğunuzda cep telefonu jeneratörleri var, ekstra batarya. Onlar sayesinde de alabiliyorsunuz. Çalışma akımına baktığımızda 25 amperden büyük olduğunu söylüyor. Ortalama 2 saatte şarj süresi var. Konuşma süresine baktığımızda 5 saat boyunca konuşabiliyorsunuz. Yani bunun bekleme şeyine baktığımızda bekleme aralığı 250 saat. 250 saat boyunca konuşmadan durabiliyorsunuz. Bu şekilde şunu çıkaralım. Şimdi bu telefona nasıl bağlandığını onu göstereceğiz. Burada bir ses açma, bir de ses kapama tuşunu görüyoruz ve telefonla kapama. Ses açma, ses kapama tuşu bu şekilde belirtilmiş ve tüm Bluetooth destekleyen telefonlarda rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Şimdi elimizde bir iPhone 6 Plus modeli var. Buradan Bluetooth'u açtığımızda otomatik olarak, şimdi biz de bu telefon gördüğümüz yere basılı tutuyoruz. Şu anda burada ses verdi şu anda. Buradan bulmasını bekliyoruz. Hemen anında buldu zaten. S9i diye gözüyor. Buradan bastığımızda parmağımız burada basılı duracak hala.
Bağlandı. Şu anda Bluetooth kulaklığımız şu anda bağlı. Şu anda bir arama geldiğinde Bluetooth kulaklığımızı takıp 10 metre açık alanlar için konuşuyorum. 10 metre aralığında konuşma rahatlıkla yapabiliyoruz. Bizim burada amacımız siz bir Bluetooth kulaklık almak istediğinizde özellikle bu Bluetooth kulaklığın en önemli özelliği benim çok hoşuma gitti. Buna müzik dinleyebiliyorsunuz. Yani sevdiğiniz bir sanatçı veyahut da telefonunuzda kayıtlı olan herhangi bir parçayı, şarkıyı, müziği, videoyu rahatlıkla izleyebiliyorsunuz. Yani telefonu belirli bir mesafeye koyun, Bluetooth kulaklığı kulağınıza takın ve herhangi bir şeyle uğraşmadan Bluetooth aracılığıyla karşıdaki görüntüyü görüyorsunuz ve sesler kulağınıza hızlı bir şekilde geliyor. Bu çok hoş. Çoğu kulaklığa baktığımızda tamam Bluetooth kulaklık olarak şey yapıyor. Müzik dinleyemiyorsun. Stereo özelliği bulunmamakta. Bunda özellikle spor yapanlar gerçekten YouTube'dan bir sevdiğin sanatçının şarkısını dinlemek istediğinde bunun aracılığıyla dinleyebiliyorsunuz. Gerçekten çok hoş. Hem telefon ağırlık da yapmıyor. Düşünsenize spor yaptığında telefonu kenara koymuşsun. Örnek veriyorum, koşu bandındasın. Koşu bandında müzik dinliyorsun. Müzik dinlediğinde telefon ağırlık yapmasın veyahut da bir bisiklet pedalı çevirdiğinizde telefonu kenara koyduğunuzda Bluetooth kulaklık aracılığıyla rahatlıkla dinleme yapabiliyorsunuz. Ben çok memnun kaldım bu Bluetooth kulaklıktan. Ayrıca bu araç kullananlara tekrar tekrar ceza yiyenler çok iyi bilirler. Cezaların miktarlarını özellikle trafikte araç kullananlar yani gerçekten Bluetooth kulaklığı alırken kalitesi, kullanımı ve ses kalitesi. Bunlar çok önemli ama tekrar söylüyorum Samsung marka bir Bluetooth kulaklık almak istediğinizde Samsung bandrolü özellikle olmasına özen gösterin ve faturalı alın. Çünkü bu ürünlerin mağduriyeti çok oluyor. Ve Bluetooth'un bağlı olduğu burada bir mavi ışığımız yanıyor sönüyor. Arama geldiğinde ister buradan ister telefonla açıp konuşma yapabiliyoruz. Bu şekilde kullanımı çok basit, hafif. Yani hemen hemen çoğu araç kullananın böyle bir ürün kullanmasını gerçekten tavsiye ediyorum. Çok teşekkür ederim zaman ayırdığınız için. Ayrıca bundan önceki 4.5G nedir? Tanıtım videosunda bu Bluetooth kulaklıklar boynumda takılıydı. Zaten çekim öncesinde zaten bunu kullanıyorum ben günlük yaşamda. Zaten bunu kullanmamdaki sebep ve şu an size sunmamdaki en büyük amaç kendim bunu bizzat test ettim. Yani GKT gerçek kullanıcı testinden geçti, başarılı ama şu var işte çok telefonla konuşma yapıyorsanız şarjı kısa sürede bitiyor. Hem telefonunuzun şarjı bitiyor hem bunun şarjı bitiyor. İkisinin de şarjı bitmesi bazı kullanıcılar tarafından red edilebilir. Sonuçta ikisini de aynı anda şarj etmek bazen zaman açısından bakıldığında sonuçta telefonla sürekli işiniz var ise ikisini aynı anda şarj etme sorunu olabiliyor. Ama mümkün olduğunca çoğu kullanıcıma ben trafik ortamlarında veyahut da spor veyahut da farklı organize işlerinde Bluetooth kulaklık kullanmanızı tavsiye ediyorum. Normal günlük yaşamda normal telefonla konuşmanızı yapıyorsunuz. Bir de yaz aylarında telefonun ısınması biliyorsunuz sıcak kulağınıza öyle götürüyorsunuz. Ya bunlar da farklı farklı belirtiler ortaya çıkarabilir. Yaz aylarında da Bluetooth kulaklığın kullanılmasını çok tavsiye ediyorum. O sıcak aylarında ben şahsen çok memnunum. Gerçi bazen kulağımdan sürekli takılı kalmıyor. Arama geldiğinde zaten telefonda görüyorum herhangi titremeyi zil sesinden duyuyorum ve anında aktifleştirip konuşmalar yapabiliyorum. Ayrıca en güncel telefonlarla alakalı kanalımıza abone olarak bizi daha yakından takip edebilirsiniz. Çok teşekkür ederiz zaman ayırdığınız için. Bir önemli notu daha paylaşmak istiyorum. Sizden tek bir ricam var. Bu Bluetooth kulaklığı şu an piyasada. Belki bulanlar vardır, belki bulamayanlar vardır. Fiyat aralığından bahsedeyim size. Şu anda dünya geneline bakıldığında 13 dolarla 33 dolar aralığında bir fiyat performansı bulunmakta. Bunu da ekstradan belirteyim. Alırken çok dikkat edin. Yurt dışından getirmek isteyenler 13 dolarla 33 dolar. Yani Türkiye ortalamalarına baktığımızda 25 dolarla 33 dolar arasında bir fiyatı bulunmakta. Doların o günlük kuruna göre siz de fiyatını değerlendirebilirsiniz. Ve bu Bluetooth kulaklık gerçekten çok başarılı bir çalışma ürünü. Ve mümkün olduğunca şu an benim bu videomu izleyenler paylaşın. Bu Bluetooth kulaklıktan almak isteyenlere yardımcı olalım. Çok teşekkür ederiz. Hoşça kalın.